Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. En son geçen hafta ne demiştik? Anadolu'daki Moğol istilasından bahsetmiştik ve bunun sonrasında da gerçekleşen kaos ortamını dile getirmiştik. Bu kaos ortamını yumuşatmak için de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Hacı Bektaş Veli gibi önemli isimlerin Anadolu coğrafyasından gönül işçiliği yaptığından söz etmiştik. Bu hafta, geçen hafta dediğim gibi ikinci beylikler dönemini işleyeceğiz. Daha sonra da inşallah Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele alacağız. Şimdi ben haftaya az önce günümüz arasında biraz hızlı gerçekleştirelim bir anlatımı yazdım. İkinci beylikler dönemi dedim. Başlığımı bu şekilde attım. Ve ikinci beyliklerin ne olduğunu şöyle bir anlatalım. Daha sonra tek tek işleyeceğiz. İkinci beylikler sevgili arkadaşlar, Anadolu'ya, Orta Asya'da Moğol istilasından kaçan Türk boylarının akınlar halinde Anadolu'ya gelmeleriyle birlikte Anadolu'da yerleşim sağlanması bu boylara ikinci beylikler dönemini oluşturuyor. Tekrar ediyorum, Orta Asya'dan kaçan, Orta Asya'da çünkü Moğol baskısı vardı. Orta Asya'dan Moğol baskısından ötürü kaçan Türk boylarının Anadolu'ya gelerek Anadolu'da yerleşmelerine biz ikinci beylikler dönemi diyoruz. Boylar halinde yerleştikleri için ikinci beylikler dönemi diyoruz. Bunlardan ilki hiç kuşku yok ki Karamanoğulları. Karamanoğulları sevgili arkadaşlar, Konya ve Karaman civarında kuruluyorlar. Konya ve Karaman civarında kurulup Anadolu ikinci beylikler döneminin en önde gelen beyliği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Karamanoğulları Konya ve Karaman'da kurulduğu gibi kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin de varisi sayıyorlar. Dolayısıyla da kendilerine hürmet edilmesini, saygı gösterilmesini ve diğer beyliklerine kendilerine bağlanmalarını istiyorlardı aslında. Tekrar ediyorum, Konya ve Karaman civarında kurulup Anadolu Selçuklu Devleti'nin kendileri bakiyesi olduğunu söylüyorlar. Kendileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin bakiyesi olduğunu söylüyorlar ve bu anlamda da kendilerine saygınlık kazandırdığını düşünüyorlardı. Osmanlı Devleti'ne en çok uğraşılan beyliktir. Çünkü Anadolu Selçuklu Devleti'nin bakiyesi olan beylik. Kendilerini böyle görüyorlar dedik. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti en çok Karamanoğulları ile uğraşmıştı tarihte. Resmi dil olarak Türkçe'yi kullanmışlardı sevgili arkadaşlar. Türkçe Karamanoğulları'nın da resmi dil olarak kayıtlara geçmişti. Bir diğeri 2. Bayezid tarafından Osmanlı Devleti topraklarına dahil ediliyor ve Anadolu'daki Türk siyasi birliği tam anlamıyla sağlanıyor. Tamam mı? 2. Bayezid tarafından Osmanlı Devleti'ne katılıyor, Osmanlı topraklarına katılıyor ve siyasi birlik tam anlamıyla Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla birlikte sağlanıyor dedi. Siz burayı yazın ve anladınız mı? Daha sonra devam edelim. Anladım hocam, anladım. Süper, süper. Aferin çocuklara. Bence de. Sonra Osmanoğullarından bahsedelim. Osmanoğulları biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin aslında beylik hali, Osmanlı Beyliği ya da Osmanoğulları olarak geçiyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Osmanlı Devleti'nin soyundan gelenlere, Osmanlı soyundan gelenlere de Cumhuriyet'ten sonra yani 52'li yıllarda, 74'lü yıllarda Osmanoğulları soyadı veriliyor. Silebilir miyim? Siliyorum. Üst kısmı siliyorum. Silmeyi de o zaman bekleyin o kısmı hemen yazsam. Biraz hızlı yazın evet, lütfen. Biraz hızlı yazalım çocuklar. Siliyorum.
Siliyorum hocam. Siliyorum hocam. Altın kalsın demiş hocam. Tamam, şöyle bekletelim. Son satır demiş hocam. Peki. Osman oğulları ya da Osmanlı beyliği sevgili arkadaşlar. Osman oğulları yine Orta Asya'dan kaçan Türk boylarından biriydi. Ve önce Orta Asya'dan kaçtıkları için Anadolu'nun doğusuna dolayısıyla ilk önce Anadolu'nun doğusuna geldiler. Anadolu'nun doğusunda Ahlat coğrafyasına geldiler ve Ahlat coğrafyasından da Sultan Alaaddin'in emriyle Ankara Karacadağ'a geldiler ve Karacadağ'dan sonra yani Ankara'dan sonra da kuruldukları bölge olan Söğüt ve Domaniç bölgesine geçtiler. Söğüt ve Domaniç bölgesi biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin kurulduğu, teşekkül ettiği bölgeydi. Ve bu bölge bugün Bilecik ile Kütahya arasında bir coğrafyayı ifade ediyordu. Osmanlı Beyliği ya da Osmanlılar 24 Oğuz boyundan Kayı boyuna mensup olan bir beylikti. Ve bu beylik az sonra Anadolu'nun batı kısmında kurulup, batı kısmında köklerini Anadolu topraklarına salmış olan bir beylik ve 1299 kimi tarihçilere göre 1300 kabul ediliyor. Kuruluş tarihi kabul edilir ve 1923'te de biliyorsunuz ki yıkılış tarihi olarak ifade ediliyor. Totalde 600 yıllık bir hüküm darlık süreci var ve dünya tarihinde de Türk tarihinde olsun, dünya tarihinde olsun kendinden söz ettirmiş bir imparatorluktu sevgili arkadaşlar. İmparatorluk dememizin sebebi de kendi içerisinde sadece Türkleri değil, Rumları, Çerkezleri, Arnavutları, Bulgarları da bulunduran, farklı etnik yapıları da bulunduran bir devlet olmasından ötürü imparatorluk kavramında biz Osmanoğulları için yani Osmanlı Devleti için kullanıyoruz. O zaman nerede kurulduğunu bir yazalım, tamam mı? Aşağı kısmı da siliyorum. Şöyle daha düzgün yazalım. Orta Asya'dan kaçan Türk boylarından biridir. Orta Asya'dan Moğol baskısından ötürü kaçıyor tabii ki de. Anadolu'da önce Ahlat kısmına yerleştiler. Ya da kısmına diyelim, bölge diyelim. Akabinde Ankara Karacadağ geldiler. Ve en nihayetinde şöyle yazalım. Söğüt Domaniç neresiydi? Bilecik ve Kütahya kısmını ifade ediyordu. Gerçekten de yapılmış. Bizim hocalarımız hep izleyin diye bize böyle iddia veriyorlardı aslında.
Doyulamayın. Burası da anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Hala Bilecik ve Kütahya'ya gittiğinizde Bilecik'te özellikle orada yörükler duruyor. Yazılık da anlaşılmış. Tamam. Size gözüküyor mu çocuklar? Size gözükmüyor herhalde. Evet. Yazılık da azalık. Tamam. Bilecik'te hala bugün kutlamalar yapılıyor sevgili arkadaşlar. Özellikle Bilecik coğrafyasında yapılıyor ve orada yörükler duruyor biliyorsunuz ki. Osmanlı Devleti'nin aslında temelini oluşturan yörükler o coğrafyada hala bulunuyorlar. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı? Çocuklarım, anlaşıldı veya anlaşılmadı derseniz sorunuz varsa hocamız sizi bekliyor. Anlaşıldı hocam, söyledi Sürgenaz. Selim Erdem bir kere öyle. Aferin benim çocuklarım. Bektaş. Evet. Teşekkür ederim. Sizin de hocanız tahtayı uzun olmaları ile ilgili. Sizin de. Tamam. Teşekkür ederim. Sudenaz. 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 Bilemedik yani. Biraz hızlı. Acele etmeniz gerekiyor. Yazıyı yapıp yazıyı koyacağım. Tamam. Herhalde yazıyı göremedik. Biraz büyük yazalım. Yazalım. Tamam. Canlar Ovaları da diğer beyliklerden biridir. Türk beyliğidir. Kastamonu ve Sinop coğrafyasında kurulmuştur. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran ikinci beyliktir. Birincisi hangisiydi peki? Az önce söyledim. Birincisi hangisiydi? Hatırlamıyor musunuz? Birincisini az önce söyledim. Kim demiş hocam? Dilara Yavru. Tamam. Dilara Yavru. Buradan bir artı gönderiyorum. Defterime de şimdi unutmayacağım. Dilara Yavru. Süper. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran ikinci beyliktir. Birinci beylik Karamanoğulları'dır. Çünkü ne dedik? Karamanoğulları kendini Anadolu Selçuklu Devleti'nin bakiyesi olarak görüyorlar dedik. Canlaroğulları da sevgili arkadaşlar Kastamonu ve Sinop coğrafyasında kuruluyor. Bu coğrafyada teşekkür ediyor. Ve Osmanlı Devleti'ni uğraştıran ikinci beylik olarak Tayfik yerini alıyor. Öte yandan ikinci Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına dahil ediliyor ve siyasi birlik bu anlamda aslında bir çerçevede tamamlanmış oluyor. Tabi daha alınacaklar var. Lazım hocam. Tamam, süper. Siliyorum sadece Seray değil, Sude pek yazdı mı? Çocuklar yazdık diye yer harf atın ki hocamız silsin tatlıyı. Yazdım demiş Sude yaz. Ahmet Kurtucu yazdım demiş. Süper. Siliyorum. Şunu kaybettim. Thank you.
Şimdi sevgili arkadaşlar, bir diyelim Karesi Beyliği. Karesi Beyliği Balıkesir'de kuruluyor. Balıkesir'de kuruluyor ve Balıkesir'de kurulmasının verdiği bir artı pozitif yön olarak ise denizcilikle uğraşıyorlar. Denizcilik varsa donanma da vardır bu beylikte. Dolayısıyla da iyi bir donanması vardı dönemin şartlarına göre. Osmanlı Devleti'nin topraklarına kattığı ilk beyliktir. İlk beylik olduğu için Osmanlı Devleti donanma gücünü de aslında topraklarına katıyor. Ve Bizans'a yönelik faaliyetlerinde Karesi Beyliği'nin donanma gücü önemli bir yer tutacaktır. Öte yandan Karesi Beyliği bir uç beyliğidir ve bu uç beyliği olması az sonra yine Osmanlı Devleti'ne artı bir anlamda, coğrafya anlamında artı bir yön kazandıracaktır. Tekrar ediyorum, Karesi Beyliği Balıkesir coğrafyasında kurulmuştur. Balıkesir'de kurulması denizcilikle uğraştığı anlamına gelir ve denizcilikle uğraşan bu beyliğin donanma gücü de vardır. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir ve ilk beylik olmasından ötürü donanma gücü de aslında bir anlamda Osmanlı Devleti'ne geçmiştir diyebiliriz. Osmanlı Devleti donanma gücünü elde bulunduruyorsa aslında biraz sonra deniz gücünü de elde bulunduracak demektir. Ve Bizans'a yönelik faaliyetlerinde Karesi Beyliği'nden geçen donanma gücü çok önemli yer tutacaktır. Ve burada şunu da yazmak istiyorum. Karesi Beyliği'nde Hacı İlbey gibi, Evrimos Beyler gibi çok önemli denizciler vardır. Bu denizciler Karesi Beyliği'ndeyken Karesi Beyliği'ne hizmet ediyordu. Fakat Osmanlı Devleti'ne geçince artık, Karesi Beyliği Osmanlı Devleti'ne alınca Evrimos Bey gibi, Hacı İlbey gibi önemli isimlerde ne yapacak? Önemli denizciler de ne yapacak? Artık Osmanlı Devleti'ne hizmette başlayacaklar. Yazalım. Hacı İlbey'i, Evrenos Bey gibi önemli denizciler vardır. Peki bir soru burada sormak istiyorum. Şimdi burayı şöyle mavi kalemimizle Karesi Beyliği deyince aklıma denizci beylik olduğu gelecek dedim. Peki Selçuklular, ya da şöyle söyleyeyim, birinci beylikler döneminde, şimdi burası ikinci beylikler dönemi. Birinci beylikler döneminde denizci beylik hangisiydi? Oraya bir yazın. Birinci beylikler döneminde de bir denizci beyliğimiz vardı. Sınıfta söylemiştim, tekrar etmiştim çok defa. Aka neydi hocam dediler? Kim? Aka. Aka değil. Kim demiş hocam ama? Ahmet Kurtucu. Ahmet o. Mirarat Çaka demiş. Ha? Tuğde Nasır'dan Çaka demiş. Hı-hı. Ahmet Kurtucu Çaka hocam demiş. Evet, galiba yanlış yazdım. Doğru sevgili arkadaşlar, birinci beylikler döneminde Çaka beyliğimiz vardı. O Çaka beyliği de denizci bir beyliği. Aynen böyle bir yelken çizmiştik Çaka beyliği anlatırken. Karesi beyliği de dikkat ederseniz yine denizci bir beylik, Evrenos Bey gibi, Hacı İlbey gibi önemli denizcileri de var. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylikte katıldığı için Osmanlı Devleti deniz gücünü, donanma gücünü ve denizcilerin gücünü ne yaptı? Kullanmıştı. Kime karşı? Tabii ki de Hristiyan bir toplum olan Bizans'a karşı. Burayı da yazın, bekliyorum. Balıkesir'de kuruldu dedik, ilk beylik dedik, donanmayla meşgul oldu dedik, önemli denizcileri vardı dedik. Osmanlı Devleti'ne girerek Osmanlı denizcilik gücü de elinde bulundurdu dedik. Bir diğeri Hamitoğulları diyelim. Antalya ve
Isparta civarında kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, Hamit Holları ise Isparta ve Antalya civarında kuruluyor ve 1. Murat 80 bin altın karşılığında Hamit Holları'nın topraklarını satın alıyor. Osmanlı Devleti beylikleri sadece savaşarak almamıştı. Karamanoğulları'nı evet savaşmış almıştı ya da Candaroğulları'nı savaşarak almıştı. Fakat Hamit Holları'nı mesela para karşılığında satın almıştı. Germiyan oğullarını ise çeyiz olarak topraklarını almıştı. Yani sadece savaşarak, mücadele ederek alınmıyor bir takım topraklar. Anadolu'daki siyasi birlik sadece savaşılarak kazanılmadı. Kimileriyle kız alışverişi yapıldı. Yani kız alınıp verildi ve çeyiz yoluyla Germiyan oğullarını mesela aldı. Hamit oğullarını para karşılığında 80 bin altın karşılığında satın aldı diyebiliriz. Isparta ve Antalya civarında kurulmuş olan Hamit oğulları 80 bin altın karşılığında Sultan Murat Han tarafından alınıyor. Tamam mı? Biraz sonra Germiyan oğullarını anlatacağız. Yani onların hepsini üzerine durmayacağım sevgili arkadaşlar. Bu kadar önemsizler için bunları bilseniz yeterli. Diğerlerini de şöyle çok kısa nerede kurdukları söyleyeceğim. Tamam mı? Burayı da yazın. Bir dakika hocam. Teşekkür ederim. Tamam o zaman şöyle diğer beylikleri de nerede kurduklarını yazalım. Dulkadiroğulları Maraş'ta kuruluyor sevgili arkadaşlar ve Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken dönüşte Tunadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları ele geçiriyor. Germiyanoğulları çeyiz yoluyla alınıyor ve Kütahya'da ele geçiriliyor, kuruluyor. Kütahya sahasında kuruluyor. Bir diğeri de Ramazanoğulları ise Adana ve civarında kuruluyor. Anadolu'da kurulan, 2. Beylikler döneminde kurulan beylikler bu kadar. Dulkadiroğulları tekrar ediyorum. Yavuz Sultan öncelikle nerede kurulduğunu söyleyelim. Maraş coğrafyasında ve çevresinde kuruluyor. Dulkadiroğulları Yavuz Sultan Selim Mısır seferine gidiyor ve dönüş esnasında Tunadağ Savaşı'nda Dulkadiroğulları'nı mağlup ederek ne yapıyor? Dulkadir topraklarını Osmanlı Devleti'ne katıyor. Bir diğeri Germiyanoğulları Kütah ve çevresinde kuruluyor. Çeyiz yoluyla ele geçiriliyor. Ramazanoğulları ise Adana coğrafyasında kuruluyor. Hamitoğulları için ne dedik? Antalya ve Isparta'da kuruluyor dedik. İlk dersimiz bitti sevgili arkadaşlar. Sanırım bir 40 dakika ara vereceğiz. Emek molası. Daha sonra görüşelim. Tamam mı? Hoşçakalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Saat 2:04. Başlayalım. İkinci Beylikler dönemini anlatmıştım. Hamitoğulları'nı anlatmıştım. Dulkadiroğulları'nı söyledik. Germiyanoğulları ve Ramazanoğulları'nı da işlemiştik.
Şimdi müsaadenizle tahtayı siliyorum. Nereden devam edeceğiz? Şimdi Osmanlı Devleti'ni bir kuralım, değil mi? Bir beylikleri şöyle Osmanlı Beyliği'ni az önce yazdık. Diyelim ki şimdi Osmanlı Devleti'ni bu kadar küçük bir beylikken Anadolu'da bir uç beyliği olarak kuruldu dedik. Moğol istilasından kaçan bir beylik olarak, Türk beyliği olarak kuruldu dedik. Ama bu kadar bir beylikken, Moğol istilasından korkup kaçan bir beylikken nasıl bu kadar büyük bir devlet, nasıl bu kadar büyük bir imparatorluk oldu kısa süre içerisinde, bundan bahsedeceğiz. O zaman yeni başlığımız Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesindeki etkili faktörler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu tek tek açacağım ama, yani maddeler halinde yazacağım ama ondan önce büyük tarihçiler buna ne diyor? Halil İnalcık ne diyor? Mehmet Fuat Köprülü ne diyor? Paul Wittek ne diyor? Bunlardan bir bahsedelim öncelikle. Paul Wittek'e göre, kendisi bir tarihçi sevgili arkadaşlar. Paul Wittek Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesini gaza politikasına bağlıyor. Nedir bu gaza politikası peki? Gaza politikası Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkilidir. Gaza politikası nedir biliyor musunuz? Gaza politikası İslam'ı yaymak amacıyla yapılan Müslümanların yaptığı savaşlara biz gaza diyoruz. Osmanlı Devleti de ilahi kelimetullahı yani Allah'ın ismi şerifini yayabildikleri kadar uzaklara Hristiyan topraklara yaymak adına gaza politikasını her zaman ilk kuruluş döneminde de 1299'da da 1700'lerde de 1800'lerde de hatta 1900'lerde bile bu politikayı hep bir devlet politikası olarak sürdürmüşlerdir. Özellikle kuruluş yıllarında gaza politikası çok etkili olmuştur. Kuruluş ve yükselme devirlerinde Müslümanların İslam adına yaptığı savaşlardır ve Hristiyan toprakları dediğim gibi İslam'ın şerefini götürmek amacıyla yapılmış savaşları biz gaza politikası diyoruz. Dolayısıyla Paul Wittek Osmanlı Devleti'nin bu kadar kısa sürede büyümesini bir beylikken bir imparatorluğa dönüşmesini, üç cihanda, üç kıtada hüküm süren bir cihan imparatorluğu olmasını gaza politikasına bağlamaktadır. Burası anlaşıldı mı? Bir cevap alayım hemen. Anlaşıldı mı burası? Süpersiniz. Mehmet Fuat Köprülü ise sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesini üç maddeyle özetliyor. Birincisi Mehmet Fuat Köprülü'ye göre de gaza politikası. Hemen yazalım. İkincisi Anadolu'da mevcut olan siyasi boşluk anlatacağım. Thank you.
Fuat Köprülü de sevgili arkadaşlar, Türk tarihinde önemli bilim adamlarından biridir Fuat Köprülü. Köprülü'ye göre gazal politikasıyla Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili bir nedendir. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi kafir topraklara, Osmanlı tabirince, yani Hristiyan topraklara İslam için mücadele vererek İslamiyet'e götürme anlayışıdır. Dolayısıyla gazal politikası Mehmet Fuat Köprülü'ye göre çok önemli bir sebeptir. Bir diğer Anadolu'da mevcut olan siyasi istikrarsızlık, siyasi boşluk, siyasi kaos ortamı ne demek istiyorum? Birinci derste saymıştık, Anadolu'da mevcut olan beylikleri saymıştık. Anadolu'da birçok beylik vardı. Karamanoğulları, Karesioğulları, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları gibi çeşitli beylikler saymıştık. Ve bunların her biri farklı bölgelerde kurulmuştu. Ve her biri de başına buyruk bir beylikti. Dolayısıyla başına buyruklu Anadolu'da az sonra siyasi istikrarın olmadığını ve siyasi bir kaos ortamı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da Osmanlı Beyliği bu kadar kargaşanın kaosun ortasında yönünü Bizans'a çevirerek, yönünü batıya çevirerek aralarından sivrilmeyi, aralarından sıyrılmayı başarmıştı. Dolayısıyla da bu siyasi istikrarsızlık, siyasi boşluk Osmanlı Beyliği'nin hiç kimseye bağlı olmamasına sebep olmuş ve Osmanlı Devleti bağımsız hareket etmişti. Bir diğeri de her zamanki gibi sevgili arkadaşlar, Türklerdeki milli duygu, milli bilinç, milli özellik. Tamam mı? Hiçbir Türk, yani ne zaman tarihin hangi devrine bakarsanız bakın, iki Türk bir araya geldiğinde hemen ilk hedefi devlet kurmak olacaktır. Dolayısıyla da Osmanlı Beyliği de gerekeni yapacak, devlet olacaktı. Atalarının aldığı o kutsal kanı ne yapacaktı? Anadolu topraklarına devlet kurarak devam ettirecekti. Peki, burada önemli bir isim daha var. Halil İnalcık Hoca. Halil İnalcık Hoca biliyorsunuz ki tarihçilerin kutbu olarak biliniyor. Tarihçilerin kutbu olan Halil İnalcık Hoca peki ne diyor? Halil İnalcık Hoca'ya göre de gazal politikası Türklerin, yani Osmanlı Beyliği'nin bir devlet olmasına, bir imparatorluk olmasına çok önemli bir etkendi. Fakat Halil İnalcık Hoca aynı zamanda şunu da söylüyordu. Osmanlı Beyliği'nin bir uç beyliği olarak kurulması. Yani coğrafyası Osmanlı Beyliği'nin diğer beyliklerden sivrilip çıkmasına ve bir imparatorluk olmasına sebep olmuştu. Ama ne kadar bir sürede? Çok kısa bir sürede. O zaman teorik hep yazıldı mı? Halil İnalcık Hoca'yı yazalım. Evet, süper. Tarihçilerin kutbu olarak bilinir Halil İnalcık Hoca. Bir tarih üniversitesinden mezun olmuştur. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde tarih kürsüsünü açmıştır. Tamam, yurt dışında da görev yapmıştır. Chicago Üniversitesi'ndeydi sanırım. Halil İnalcık Hoca ne diyor? Gazal politikası diyor. Türklerin, Osmanlı Devleti'nin, özür dilerim, Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyük bir imparatorluk olmasındaki en değerli politika Halil İnalcık'a göre gazal politikasıdır. Sadece gazal politikası mı? Elbette değil. Bir de İnalcık Hoca'ya göre coğrafyadır. Yani Osmanlı Beyliği bir uç beyliği olarak kurulmuştu. Uç ne demek? Uç beyliği demek. Uç beyliği sınır beyliği demek. Bizans sınırında kurulduğu için dolayısıyla yönünü Bizans'a, batıya çevirmişti. Coğrafi konumu burada büyümesinde, imparatorluk olmasında etkili olmuştu. Dedik.
Mehmet Fuat Köprü'yü de söyledik. Burayı da yazıp daha sonra devam edelim. Hayri Nacık Hoca gaza politikası diyor. Gaza demek Hristiyanlarla İslam adına mücadele etmektir, savaşmaktır dedik. İslam savaşları, din savaşı aslında diyebiliriz. Öte yandan uç beyliği içinde şunu söyledik, sınırlarda kurulan beyliklere uç beyliği denir dedik. Uçta kurulan, sınırlarda kurulan beylikler her zaman stratejik önemlere sahiptir. Osmanlı Beyliği de bunlardan biridir ve hızlı büyümesinde, kolay büyümesinde en önemli etken coğrafyadır. Dolayısıyla da uç beyliği olması burada bir etkendir. Anlaşıldı mı ve yazıldı mı? Anlaşıldı mı? Ahmet ve İlahi yazdık demişler. Süper. Evet hocam demişler. Tamam, şurada. Çok iyi. Siliyorum o halde. Hayırlı Nalcık Bursa'daydı sanırım ya da Balıkesir'de bilgisayarda okurken kendisini Abdülbaki Gölpınarlı Hoca yetiştiriyor. Abdülbaki Gölpınarlı Hoca da edebiyatçıdır, edebiyat profesörü. Yani bayağı iyi alanında çok iyi tahsil görmüş, kendini çok iyi geliştirmiş. Mevlevi tarikatına mensuptur, melamilik olarak da geçiyor. Ve Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'nın da öğrencisidir. Abdülbaki Gölpınarlı Hoca onun edebiyatçı yani şair olmasını istemiş. Ama kendisi dönemin şartlarından ötürü çok da iyi şiir yazıyor Halim Nalcık. Ama dönemin şartlarından ötürü, kadro meselesinden ötürü, tarihte kadro açılınca tarihe de zaten ilgisi var, tarihçi oluyor. Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'ya sorduklarında çok iyi bir öğrencim vardı diyor ama diyor o da gitti tarihçi oldu diye söylüyor. Bu da bir anekdot olarak aklımızda kalsın. Devam edelim. Şimdi faktörleri biz biraz tarihçiler üzerinde konuşarak anlattık ama şöyle biraz maddeler halinde bunu toparlayacak olursak öncelikle ne diyeceğiz? Bakalım eksik bir şey var mı? Yok sanırım. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesini etkileyen faktörler dedik. Jeopolitiğine biraz sonra gireceğim inşallah. Vaktim yeterse. Bir, gaza ve cihat politikası. Gaza politikasını şurada açıklayalım. Gaza ve cihatı. Amaç İslam'ı yaymakta sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde en etkili sebep gaza ve cihat politikasıdır. İki, ne diyelim? Coğrafya belirleme. Coğrafi konum kısa sürede büyümesinde etkilidir. Hemen Bizans'ın ya da Anadolu'daki siyasi boşluk diyelim. Coğrafi konum uç beyliği yazarsak şöyle siz daha iyi anlarsınız. Anadolu'daki siyasi boşluk az önce anlattım. Anadolu'da birden fazla beylik vardı. Tek bir devlet yoktu. Dolayısıyla da bu boşluk, İstikrarsızlık Osmanlı Beyliği'nin diğer beylikler içerisinde sivrilmesine sebep olacaktı. Bizans'ın durumu
Neden Bizans sundurumu yazıyorum? Çünkü Bizans'ta da işler iyi gitmiyordu. Tekfurlar, yani Bizans'taki valiler ağır vergiler oluyor ve Bizans'taki insanların, yani Rumların, Rum kesiminin Osmanlı Devleti'nin aslında gelmesini istediği bir dönemde ve şöyle söyleyelim, özetleyecek olursak ya da toparlayacak olursak, Bizans'taki adaletsiz yönetim Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesine, sivrilmesine ve o bölgede de etkili olmasına sebep olacaktı. İlk noktada ne yazdığını nasıl anlamıyorsunuz arkadaşlar? Gazer ve cevap politikası yazıyor. Hocamız anlatıyor ya sabahtan beri gazer ve cevap ne demek. İlk maddenin olduğu yer biraz parlıyor galiba hocam. Gözükmüyor. Birinci madde gaza ve cihat politikası. Aslında gazayı açıkladım. İslam adına Hristiyanlarla yapılan savaşlardır. Amaç İslam'ı yaymaktır dedim. Bir diğer madden de sevgili arkadaşlar, Osmanlı Beyliği'nin izlediği hoşgörü politikası. Osmanlı Devleti çünkü bütün din, inanç ve dillere saygılıydı. Hiçbir şekilde hiçbir devleti, aldığı toprak üzerinde yaşayan kesimi Hristiyansa Müslüman olmaya zorlamadı. Ya da yabancı bir dilde konuşuyorsa Türkçe konuşmaya zorlamadı. Dolayısıyla da bu imparatorluk olmasında en önemli nedenlerden biriydi. Hatta İstanbul fethinde mesela biz Hristiyan kabuğu görmek, Hristiyan hacı görmektense Yahudi Müslüman kabuğu görmeyi tercih ederiz demişlerdi. Dolayısıyla da zaten gittiği bölgelerde, coğrafyalarda izlediği bu hoşgörü politikası, adalet politikası yerli halkın Osmanlı Devleti'ni istemesine sebep oluyordu. Dolayısıyla da izlediği hoşgörü politikası ve adil yönetim kısa sürede büyümesine etkili olmuştu. Bir diğeri İskan politikası. Bu ne demek? Bu çok önemli. Ya da şöyle yazalım, Osmanlı Devleti'ni izledik diyelim. Osmanlı Devleti İskan politikası izliyordu. İskan politikası sevgili arkadaşlar, fethedilen yerleri Türk nüfusu yerleştiriyordu ve Türk nüfusu yerleştirilen yerlerde Osmanlı Devleti tam olarak aslında yerleşmiş oluyordu. Yani fethedilen yerlere Türk nüfusu yerleştirerek o bölgelerin Türkleşmesi ve aynı zamanda İslamlaşması, Müslümanlaşması sağlanıyordu. Atıyorum Osman Bey Bilecik'i fethetti. Fethettiği o bölgeye hemen Türk nüfusunu yerleştiriyordu. Bir tane cami yaptırıyordu, bir tane pazar yeri yaptırıyordu, bir tane de medrese yaptırıyordu. Ne yapıyordu? Orayı Türkleştiriyordu. İmar faaliyetlerini yaptırdığı için bayındır hale de getirmiş oluyordu. Tamam mı? İskan politikası o zaman çok önemli. Hemen İskan politikasını açıklayalım. Osmanlı Devleti bu politikayı yıkılma dek toprak aldığı müddetçe ne yapacak? Devam ettirecek. Bu politika fethedilen yerlerin, İskan politikası, fethedilen yerlerin Türk nüfusuyla desteklenmesiydi. Türk nüfusunun yerleştirilmesiydi ve Türk nüfusu yerleştirilen yerlerde Türkleştiriliyordu dolayısıyla. Tamam, yazalım. İskan politikası fethi edilen, şöyle edilen yerlere, fethi edilen bölgelere diyelim. Fethi edilen topraklara Türk nüfusu yerleştirerek alınan bölgenin
güçleşmesine ve Müslümanlaşmasına vesile oluyordu. Ve ne yapıyor bu? Fethi kalıcı hale getiriyor mu oraya? Çünkü ne yapıyoruz? Türk nüfusu yerleştiriyoruz. Eğer Türk varsa Türk bayrağı, Osmanlı bayrağı dalgalanmaya devam edecek demektir bu. Dolayısıyla da fethedilen topraklarda fethi kalıcı hale geliyor. Tamam mı? Şöyle yazalım. Fethi kalıcı hale getirilir yazalım. Ne dedik? Gazar cihaz politikası dedik. Bir maddemiz daha var. Onu sonra yazacağım bunu. Seray'da hareket geldi hocam. Bir daha batırdınız diyor. Tamam. Şimdi ben şunu anlatacağım zaten. Osmanlı Devleti kısa sürede büyümesindeki etkili faktörlerden bahsettim. Gazar cihaz politikası Osmanlı Devleti'nin küçük bir beylikken koskocaman bir imparatorluk olmasına, üç farklı kıtada hüküm sürmesine etkili bir nedendir dedim. Gaza politikası İslam adına yapılan savaşlardır dedim. Yani Hristiyanlarla yapılan savaşlardır. Amaç İslam'ı yaymaktır. Din savaşı olarak da bir başka ifadeyle söylenebilir. Gaza ve cihat politikası Osmanlı Beyliği'nin bir imparatorluk sürecine girmesine, bir imparatorluk devleti, bir cihan devleti olmasına sebep olacaktır. Özür dilerim. Bunun devamında coğrafi konum dedik. Osmanlı Beyliği uçta kurulmuş bir beylikti. Söğüt ve Domaniç'te, Kütahya ve Bilecik arasında kurulmuştu. Dolayısıyla da yönünü Bizans'a çevirmişti. İzlediği politika Bizans'a yönelikti. Bir uç beyliği olmasından dolayı. Dolayısıyla coğrafi konumu hızlı büyümesinde büyük bir cihan imparatorluğu olmasına etkili olmuştu. Bir diğeri Anadolu'daki siyasi boşluk. Anadolu'da birinci dersimizde anlatmıştık. Birden fazla beylik vardı. Ramazanoğulları, Karasuoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları gibi çeşitli bölgelerde çeşitli beylikler kurulmuştu. Ve bu beyliklerde katiyen tek bir elde toplanmamış, her biri kendi başına hareket eden bağımsız beyliklerdi. Osmanlı Beyliği işte bu dönemde diğer beyliklerden sivrilerek büyük bir imparatorluk olmasında etkili olmuştu. Anadolu'daki siyasi boşluk, hükümdarlık boşluğu ne yaptı? Osmanlı Devleti'nin büyük bir devlet olmasına sebep oldu. Siyasi boşluk, tamam mı? Bir diğeri Bizans'ın durumu. Bizans'ta durum iyi değildi. Dönemin en güçlü devleti olmasına rağmen durumu iyi değildi. Çünkü Bizans'ta taht kavgaları vardı. Bunun dışında Bizans'ta Bizans valileri yani tekfurlar çok fazla vergi alıyorlardı halktan. Halktan alınan ağır vergiler ise insanların hoşnutsuzluğuna sebep oluyordu. Adaletsiz yönetim vardı. Dolayısıyla Bizans'taki bu kaos ortamı, bu kargaşa ortamı Osmanlı Beyliği'nin sivrilmesine ne yapacaktı? Sebep olacak. Büyük bir imparator olmasına sebep olacaktı. Bir diğeri Osmanlı Beyliği'nin ve devletinin izlediği hoşgörü politikasıydı, adalet politikasıydı. Az önce de söylediğim gibi Osmanlı Devleti hangi dönemde olursa olsun fethettiği topraklarda asla zorla din ve dil değiştirme yoluna gitmedi. Her zaman hoşgörüyle yaklaştı. Kiliseleri de kapatmadı, camileri de kapatmadı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptı? Her dine saygı gösterdi ve insanlar zaten ne yaptı? Bu kalbi önce işledi Osmanlı Devleti ve insanlar zaten kendileri meylettiler imparatorla. Dolayısıyla da hoşgörü politikasını izlemesi bu anlamda önemli bir büyümesine geçmişti. Bu adil yönetim sergiliyordu. Hristiyan olduğu için baskı yapmıyor, zulüm etmiyordu. Bu da insanın kalbini yumuşatıyordu. Bir diğeri Osmanlı Devleti'nin izlediği İskan politikası dedim. İskan politikası
anlaşması Osmanlı Devleti'nin en önemli politikalarından biriydi. İskan ve istimalat politikası olarak tarihte yerini alıyor. Sevgili arkadaşlar, İskan politikası Osmanlı Devleti fethettiği yerleri Türk nüfusuyla destekliyordu. Fethin kalıcı hale gelmesi için. Fethedilen yerler Türk nüfusuyla desteklenirse orada Türk bayrağı dalgalanmaya devam edecekti. Dolayısıyla da fetih kalıcı olacaktı. Başka şunu da söyleyeceğim, diyeceğim bir şey var mı? Yok sanırım, bu kadar. Ama bir de Balkanların durumundan hocam çok kısa bahsedeyim. Sevgili arkadaşlar, bir diğer madden de gaza ve cihat politikasını silip Balkanların içinde bulunduğu durum yazalım şuraya. Tahtaya bir daha dönmeyelim. Balkanların durumu. Balkanlarda da durum parlak değildi. Çünkü Balkanlarda dini anlamda Hristiyanlar arasında kaoslar meydana gelmişti. Dolayısıyla Balkanlardaki durum böyle olunca Osmanlı Devleti'nin işine geldi. Ve ne yaptı? Artık yönünü tam anlamıyla batıya çevirip büyük bir devlet, büyük bir cihan imparatorluğu olmaya karar vermiş ve bu yolda da adımlar atmıştı. Anlaşıldı mı? Bu kadar burası. Anlaşıldı mı? Onu yazın, bitirelim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, süper. O bence dersiniz bitti. Bir dahaki dersinizde tekrar eder hocamız, tamam mı? Başka bir dersiniz var mı? Hocamız 10 dakika, zaten 8 dakika kaldı. Dinlen. Tamam, hoşçakalın.